Akşam TV'den herkese merhaba. Bugün sosyal medyada çektiği skeçlerle yüz binlerce insanı güldüren, beyaz perdede de aldığı rollerle aynı zamanda yaptığı filmlerle de yine herkesi güldürmeyi başaran komedi adamı Barbor Stickman bizlerle. Hoş geldin. Burada inanılmaz büyük bir alkış. Yaz modu. Yaz modu abi. İterlik giyecektim, iyi ki de giymemişim. Yine karizmatiksin. Göbeğim çıkmasın. Nasılsın? Çok iyiyim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Enerjin çok güzel. Sunucu gibisin. Abi öncelikle hoş geldiniz. soruları görmüyor olmasın değil mi? Görmem lazım. Yok, görme. Şöyle yapalım. Hoş geldiniz. Akşam TV'den herkese merhaba. Çekecek olduğu skeçlerle var mı böyle bir niyetin? Var, ilerleyen dönemlerde. Tamam, o zaman da senin açılışını ben yapacağım. Tamam, anlaştık. Beni buraya konuk alırsın, ben sunucu alırım, sen konuk olursun. Tamam. Şimdi ben görevimi yapayım. Aynen, ben çok konuşurum abi, sen devam et. Çok güzel, bize de böyle adam lazım zaten. Aynen. Tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. 6 saniye sana yetmedi. Sonra 1 dakikaya yükselttin bu işi. Sosyal medyada çok ciddi izlenmeler alıyorsun. Aynen. O da yetmedi, YouTube'a girdin. YouTube'da evet. Yetmedi, sinemaya geçtin. Sinemada şu an ciddi bir teklif yağmuru var. Birçok oyunda yer aldın. Evet, evet. Kendini de çektin. Bu gidişat ne böyle? Maşallah durduramıyoruz seni. Abi çok güzel bir sene benim için. Ya Vine çektik 6 saniye. Sonra 1 dakikaya geçtik. Sonra YouTube'a geçecektim, geçemedim işte. Annem oluyor ya. Annem bir dakika düşünüyorum. Anneme günde 4 defa en az arar. YouTube'a geçemeden, YouTube'a geçecektim. O sırada işte hiç fenomen filmi yoktu. Daha fenomen filmleri çekilmemişti falan. Sana bir film çekelim, seni çok seviyoruz diye bir teklif geldi. O zamanlar da ben de Harry Potter Vine'ları yapıyordum. Aynen. Hogwarts'a bir Türk giderse ne olur falan. Ya Dumbledore Hoca burada mı falan hesabı işte. Onu çekelim dedik. Sihirbaz Okulu'nda bir Türk, Hogwarts'ta bir Türk diyemiyoruz tabii. Sihirbaz Okulu'nda bir Türk'ü çektik. O zaman beni çok taşladılar. Ya böyle film mi olur vesaire. Hı-hı. Ondan sonra zaten o kadar çok kötü fenomen filmleri gördük ki. Sana dua ettiler. Ya gerçekten çok kötü işler oldu. İyi işler de oldu tabii ki. Burada şunun işi kötü demeyeceğim ama kötü işleri herkes biliyor yani. Şimdi Sihirbaz Okulu'nda bir Türk ne kadar güzelmiş, prodüksiyonu efsane, konusu çok değişik diye şeyler geliyor. Her saniyesi 6 saniye vurduğun zaman bir Vine sıralaması yapılabilir. Aynen ve enerjisi çok yüksek bir film. Aslında kötü işler oldukça birazcık herhalde o filmin kıymeti anlandı. Sonra Bayram abi çektim Ayhan Taş'la beraber falan. En sonunda geleceğim Mustafa'ya ben söyleyeyim mi şimdi? Tamam et tamam. Oraya ben... geleceğiz. Sürpriz olsun. Tamam. Tamam. Bir filmde daha oynadın. Evet. Sosyal medyada benim en büyük hayalimdi yani. Ne oldu? Sosyal medyadan beyaz sosyal medyadan perdeye geçiş. Beyaz perde en büyük hayalimdi, pardon. Bunu buraya geçiş için sosyal medyayı mı kullandın? Tabii. Yani, daha önce ne iş yapıyordun? Ben Koca Üniversitesi kimya mezunuyum. Öğretmenlik ya da kimya üzerine kimya bir yer çalıştın mı? Kimya yapıyordum. İşte bir firmada, normal özel bir şirkette. Türkbaş'ta çalıştım belli bir süre. Bayağı mutsuzdum yani. İstediğin iş değil ya. Hayır abi çok mutsuzdum işte. Ben sinema istiyordum. Benim hayalimdeki en büyük şey odamın duvarında bir tane filmimin afişi olsundu. Hı-hı. Oldu yani. Bir çok enteresan. Vine olmasaydı olmazdı. Çünkü çok zor işler. Vine'a nasıl girdin? Yani o zinciri nasıl kırdın? Yapmak istiyorsun bir şeyler ama yapamıyorsun. Kalmışsın. Ya Vine diye bir şey çıktı. Hakan Epcan falan var bakıyorum. Hı-hı. O zaman Halil Söğretmez var. İzliyorum falan böyle. Baktım işte birkaç kişi daha var. Baktım mizah seviyesi biraz düşük. Açılın ben bir gelelim dedim. Açılın dedim bir gelelim buraya. Burada dedim çünkü potansiyel var. Çünkü yani insanlar izlemeye başladı ve salgın gibi. Evinde yatarken izliyor efendim bunu evet. Fark ediyorsun. Ben de izliyorum çünkü. Bana kadar geldiyse 8-5 çalışan bir adam da bunu yapıyorsa. Ben de girdim. Yani kısa sürede yükseldik. Orada da en son 1 milyon 100 bin falandım herhalde. Çok iyi ya. Vine sayesinde oldu. Halil bu arada analım onu da. Halil Söyletmez de çok ilginç bir adam. Facebook açılıyor. Fenomen oluyor. Vine açılıyor, fenomen oluyor. Twitter açılıyor, evet, fenomen abi. Oluyor. Hangi platform açılırsa Instagram açılıyor, işte orada da fenomen oluyor. Her dönem, her platformda ünlü tek isim Halil Söyletmez. Benim zaten lafım var. Tüm zamanların fenomeni. Bunu ben hep söylüyorum ona. İnanılmaz. Ne olur? Mesela eline bir şey atsın, istediği zaman onu oraya patlatır mesela. Mesela Halil şu an Türkiye'de yeni bir sosyal medya platforma olursun, patlasın. Oranın da fenomen olur. Yani. Instagram'da senin videoların bir sıralaması var aslında. Baktığınız zaman yani skeç konuların var. Tabu, işte evet. Yönetim kurulu toplantısı. Bunları bir ekip olarak mı yazıyorsunuz yoksa sadece senden mi çıkıyor? Yok, kardeşimle beraber yazıyoruz. Kardeşin ne iş yapıyor? O da kardeşim. Çoğu zaman her projende var.
O da şey, Marmara Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema mezunu. Montajları o mu yapıyor? Montajları ben yapıyorum. Sen yapıyorsun. Evet. Ama o yazıyor mesela. Ya bir de tabu çekiyorsun. Komik oluyor, tamam mı? Ama aklına tabudan 10 tane daha geliyor yani. Onları da çekmen lazım. Ya onlar da seri olmuş oluyor işte. Abi tabu at, tabu at. Elimde şu an çekemediğim 4 bu tane tabu. Bu çekimleri evde mi yapıyorsun? Aynen. Benim bir dolabım var. Kendi. Abi. Evet, o zaten sabit. Aynen. Arka plan. Abi işte komik anı oluyor mu? Yani o çekim anında oldu. Neler yaşıyorsunuz? Genelde annemle alakalı. Hadi ya. Bugün şey, bir tane skeç çekiyoruz. Sevgilisine çiçek yerine işte balık alan bir adam. 3 tane balık gelmiş eve. Tamam. Bu büyük balıkların ismi ne bilmiyorum ben. Balıkların hiç anlamam. İşte diyorum ki anne diyorum. Aşkım sana balık aldım işte çiçek pasajından diyorum. O sırada balıkları babam getirmiş, anneme akşam yap diye tam çekeceğiz. Güzel gidiyor, birkaç espri oldu falan filan. Ulan kesmeyeceğiz galiba falan. Annem içeride, Barbaros balıklar nerede? Babana yapacağım. Nerede bu balıklar dedi. Şart diye kapıyı bir açtı. Elimde balıklarla kaldım. Kardeşim elinde telefon. Benim elimde balıklar. Annem odaya girmiş. Bir de annem böyle bir objenin amacı dışında kullanıldığını görünce anneler sinirlenir ya. Mesela eğer bir saksı masada duruyorsa 10 sene durmalı orada. Mesela saksıyı alıp oradan kaldıramazsın. Niye bunu oynatıyorsunuz elinden, bu işte bak ben düzenliyorum falan. O koltuğa oturma, şöyle yapma falan. Balık benim elimde, video çekiyoruz abi. Annem bana baktı. Kalp krizi geçirdi. Ben o balıkların ne işi var? Balıkları mahvettiniz. Ver şu balıkları falan. Gitti temizledi onları bilmem ne. Sonra aldık çaktırmadan çektik yine abi. Cinsi Bozuk yakında çıkıyor. Evet. Gelecek ay. Tarihi netleşti mi? 6 Eylül. 6 netleşti. Eylül'de sinemalarda. Bu film nasıl, seninle nasıl buluştu? Ya bu film dünyanın en enteresan filmi. Çok absürt şeyler geliyor başımıza. Bir yerde yamyamlar var, bir yerde ejderhalar var, bir yerde işte testere var falan. Ama hard bir komedi yani. Ben çok kişinin dayanabileceği bir komedi değil yani. Çok sert bir komedi oldu. Ama çok, yani şöyle söyleyeyim, dün filmi izledik. Boş yok ya. Ya bak, boş sahnesi yok yani. Bütün sahneleri komik olamaz. Net. Peçete atacak mısınız? Ya da su. Su da atabiliriz ağzı kurur. Gülmekten diye. Şimdi film diyoruz da mesela gelen sanatçılara soruyorum. Fenomenler müzik yaptığı zaman sektörü nasıl etkiliyor diye. Şimdi sen de bir fenomensin. Evet. Ama oyuncusun. Yani ya, ben bu arada Kocaeli Üniversitesi Tiyatro Kulübü'nde kulübünü kurduk ve Kocaeli Üniversitesi Devlet Tiyatrosu'ndaki işte orada Tardoflu Ordunlar, Aydın Sigalılar, Engin Benliler vardı o zaman. Hı hı. Şafak Karaylılar bize dersler verdiler. Ben 7,5 yıl tiyatro yaptım. Hakkında atılan tweetlere bakacağız şimdi. Öyle mi? Evet. Süper abi. Komşunu seviyor musun? Komşumu çok seviyorum. Bundan 2 hafta önce bir olay yaşamıştın. Onu Twitter'a yansıtmış. Ozan Yorguner tweet atmış. Evet. Demiş ki yüksek ses dolayısıyla uyarmak için kapısına dayandığım üst komşum Barbaros Dikmen çıktı. Şu an beraber bir YouTube videosu izliyoruz diyor. Evet, bu olay gerçek mi? Gerçek ya. Geldi falan. Abi ses biraz dedi falan. Tamam kısıyorum. Tamam abi dedi. Görüşürüz abi dedi. Gitti. Bu sefer ben bir ses açtım. Bana mesaj çekmiş. Abi çok iyi parça, çok tuttum bunu. Bundan ne? Bu sefer ben ona gittim. Dedim ses nasıl? Şu an kontrol etmeye geldim. Gelmiyormuş oğlum. Ne yalan söylüyorsun dedim. Abi biraz geliyor dedi. Açınca şu an kıstın galiba. Kıstı beni. Ondan tanıştık. Ve çok duralım bir çocuk. Bir şeyler çekeceğiz onunla. Evet. Hadi bakalım. Komşuları niye rahatsız ediyorsun? Abi evler kağıt gibi. Ne Umut yollamış, demiş ki insan bu kadar samimi olsun, her videoda efsane olsun diyor. Bak çok olumlu ve çok güzel bir tweet atmış. Teşekkür hakkında. Ederim. Zaten izlenmenin sebebi bu değil mi? Tabii abi. Yani bazısı da tam ters algı yapıyor işte, küfür ederek şunu yapar. Ben onu tercih etmiyorum. Senin hakkında atılan tweetlere bakarken parmaklarım yoruldu. Olumsuz yorum bulamadım. Belki de vardı, kaçırdım. Hep böyle bu duruşun aslında sosyal medyadaki takipçilerine yansımış. Yorumlar çünkü hep olumlu. Belki de en sert konuştuğum program bu yani. Eleştiri yaptım. Mehmet Özkan yazmış. Abi ya bir de tek tek yorumları cevaplıyorsun ya, kralsın demiş. Yorumları hangi aralıklarla bakıyorsun? Her birine dönmeye çalışıyor musun? Yok, mesela videoyu attıktan bir yarım saat kalıyorum orada. Hı-hı. Kim ne demiş bakıyorsun. Yani ben nasıl cevap İlk yorum atanlara cevap veriyorsun. Tabii. Sonra kaçıyor birazcık ama yapacak bir şey yok. İlk yarım saat bir saat duruyorum. Güzel oluyor. Soru cevap yapacağız şimdi. Hızlı. Aa. Hazır mısın? Bunu bilmiyorum. Bak, ötekine de bilmiyorum gerçi de. Eski videolarını izlerken ne hissediyorsun? Eski videolarımı izlerken lan ne güzel mizah yapıyormuşum diyorum. Hala çok beğeniyorum. Okul hayatında unutamadığın bir anı? Okul hayatında unutamadığım bir anı. Benim okul hayatında unutamadığım tek anı Kocaeli Üniversitesi Tiyatro Kulübü'nü kurmamızdı. Ben çok güzel arkadaşlıklar edindim. Hala devam ediyorum.
Kocaeli Üniversitesi bu arada. Özellikle orada okuyan öğrencileri tebrik ediyorum. Gerçekten yaptığı çalışmalar dikkat çekiyor. Özellikle Kocaeli TV'de falan böyle oradaki öğrenciler bir şeyler yapıyordu. Çok hoştu yani. O, sosyal medyada da yansıması oluyordu. İyi gidiyordu. Orada iyi üretim vardı ve güzel, bak senin gibi insanını bize kazandırmış oldu. Yani Kocaeli'den çok çıkıyor. Yani rock grupları çıkıyordu, rapçiler çıkıyor, müzik çıkıyor, tiyatro çıkıyor. Yani şöyle söyleyeyim, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Devlet Konservatuvarı, Devlet Tiyatrosu'ndan çıkan oyuncuların şu an %100'ü dizilerde, filmlerde 10 numara oyuncular. Orada bir sanat şeyi var ya. Asla gömülmez dediğin insan tipi. Abi asla gömülmez dediğim insan tipi. Bu da şey, tekrarlarsın zaman kazanırsın ya. Ya şöyle, samimiyetsiz ve arkadan konuşan insanlar, yani senin arkanda herhangi bir şey bile söylediyse benim için bitiyor zaten. Ağzında kuş tutsa bir daha yaranamıyor. Ki bana da genelde öyle olur. Ben çok fenomen çıkarttım ha. Ciddi söylüyorum. Aynen, yani, sırada ben varım. Ya çok fenomen çıkarttım. Hatta artık sözleşme yapacağım yani. Çünkü gerçekten hayatta bir şeyler yapmak isteyip belki de onların başaramamış insanlara ben vesile olmayı seviyorum yani. Onların isimlerini de vermeyeyim bundan. Çok içlerinde çok tanınmışlar da var, tanınmışlar da var, az tanınmışlar da var. Ama kazık yemeyi çok seviyorum, hobim. Gerçekten genelde kazık yerim. De kazık yesem bile arkalarından konuşmam. Onların tercihi. Önemli olan daimi kalmak yani. Yıllardır kalmak. Biz de bunu başaracağız. Son zamanlarda dilinden düşmeyen şarkılar. Abi rap şarkıları ya. Trap falan niye bu kadar sevdik bilmiyorum. Normaller. Evet. Çok hoşuma gitti. Doğduğun an tweet atma olasılığın olsaydı ne tweet atardın? Hadi hayırlısı diyelim falan. Selamünaleyküm gençler. Kral ortama giriş yap. Neydi? Alandayız. Bismillah. Twitter jargonları var ya. Alandayız falan böyle yazıyor. Veya şunu atardım. O zaman kesin burnum güzeldi. Bebek olduğum için. Değil mi? Bu da bu moda yani şu an. Abi selfie yani şuradan şey fotoğraf çeken kalmadı zaten. Gerçekten ya, orası ya böyle bir şey yakında kaldırılır yani. Enteresan. Şimdi bu mu bu mu yapacağız? Hazır mısın? Hazırım. Az para mı çok para mı? Çok. Paracı olduğunu anladık. Abi yani çünkü üretmek için para lazım. Yani kafan çok para derken yani yetecekten birazcık fazla. Yat mı? Yat mı kat mı? Abi yat. Sen hep zenginliği oynuyorsun ya. Devam ediyoruz. Tamam. Futbol mu basketbol mu? Aslında basketbol. O da zenginlerin oynadığı. Evet. Ya, futbol sevmiyorum abi. Alakam yok ya. Ölüyorlar ya. Babam 10 sene önce üzülürmüş. Hala üzülüyor. Diyor ki 10 sene diyor ki nasılsın diyor. Valla 10 sene önce üzüldüğüme üzülüyorum şu an diyor. Ne kadar vakit kaybetmişim. Bir kadar vakit kaybı yani. Ama Şampiyonlar Ligi maçına gittim mesela. Süper Kupa finali. Süper Kupa maçında vardın öyle. Tabii. Sahaya atlandı. Peki orada yani. Sahada atlamayı nasıl değerlendiriyorsun? Güzel vallahi. Abi yanlış tabii ki. Sahaya atlaman yanlış. Bunu yani YouTube'u çekmek için yapmadım demen yanlış. YouTube çekmek için yaptın abi yani. Şimdi tepki görmesen onu atacaktın. Çünkü çok mutlu atladı. Çünkü hemen önümdeydi yani. Televizyon mu, dijital yayın yapan platformlar mı? Abi televizyon. Yani şöyle neye şeyine bağlı. Özgürlük alanı ve gelecek için tabii ki dijital, ben de oradayım. Ama şöyle, Türkiye'de Anadolu diye bir şey var ya, hani orta yaş ve üstü. Onlar için de televizyon. Aslında iki farklı şey bu. Yani 18-25 yaşına kadar, 25 yaşına kadar kesinlikle sosyal medya. Ama işte 35-40'tan sonra, 35 değil ya, 40-45 oldu artık, bu belki 50 olacak, televizyon. Aslında ikisi de. Instagram, Facebook gibi. Şu an Instagram'da aileler Instagram'a geldi. Bence yeni bir sosyal medya platformu gelecek. Fotoğraf paylaşıyorum artık. Facebook'tan falan akrabalar var da. Fotoğraf paylaştım. Kötü çıktım. Sileyim bacılar falan filan. Teyzem şey alacağım. Anasının kuzusu. Kurban olurum. Teyzem harikasın falan. Teyzemi 10 kişi beğenmiş falan. Onlar da senin üzerinden takipçi kasıyor. Hayır, kaldıramadım da. Teyzem çok beğendiği için fotoğraf kaldı orada mesela, anladın mı? Aşk evliliği mi, mantık evliliği mi? Aşk. Aşk var mı? Var. Evlilik ne zaman? Abi daha var ya. Hadi bakalım, bunu da öğrenmiş olduk. Geldik bir programın daha sonuna. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık. Çok güzel mesajlar verdik. Evet. Güzel de anılarını dinledik. Son olarak vermek istediğim bir mesaj varsa alalım. Ne sosyal medya,
platformları, ne Facebook, ne Twitter, ne televizyon. Tek yer Akşam TV. İşte bu. Akşam TV'de kalın. Çok abi, teşekkür ediyoruz. Çok güzel bitirdik. 100 lira mı alacak mı? Tamam, ben parayı ayarlayacağım sana. Fenomenler hepsi yalanmış değil mi? Evet sayın seyirciler, bir programın daha sonuna geldik. Akşam TV'de kalın. Bakalım haftaya kim bizlerle birlikte olacak. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Hoşçakalın.